konuşamıyoruz. Ay çok güzel. Nasıl bir yurt aşkı ya. Valla şu an ne gerçekten zorluklarla çektim. Ekranı sil, ekranı. Şu saçlara bak ya. Bu video en zor şartlarda çektiğim video olabilir mi? Kıpırt etme. Çok böyle mistik bir havası var şu an. Hani böyle tam bir Dark dizisindeki o mistikliği yakalıyor. Şimdi birazdan şelalenin yanına doğru ineceğiz ama önceden şu üst kısımdan göstermek istedim. Burası yaklaşık Kemalpaşa'ya 15 kilometre falan uzakta. Yarım saat sürüyor. Yollar birazcık böyle şeyle çünkü virajlı. Şimdi girişte de 11 lira ücret ödedik. Birazdan artık şelalenin yanına doğru gideceğiz. Çok güzel. Gürül gürül akıyor şelale. Direkt bu aklıma şey... Şu an hani ben de buraya çok geldim de bu dönemde ayrı bir farklı oluyor yani. Çok, evet. Su şeyi çok yüksek oluyor. Bir de tam böyle karlar yağmıştı geçen hafta falan o meşhur yoğun karın olduğu dönemde. O yüzden tam böyle kar suları da erimiş. Çok harika duruyor gerçekten. Ben manzaraya hayran kaldım. Gerçekten mükemmel. Ya böyle şu an çok mutluyum. Çok güzel. Bence gelinebilecek dönemlerden bir tanesi. Hava da soğuk değil. Aslında şu an Şubat'ın ikisi. Hava çok soğuk da değil öyle. Şu arkada mesela bakın çok güzel kayalar böyle yeşil yosun tutmuş. Her yer bence harika çıkıyor yani. Bugünkü görüntünün en kötü çıkmama ihtimali yok. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Kötü çıkma ihtimali. Kötü çıkma ihtimali yok, evet doğru. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her şekilde burası çok güzel. Yazın piknik yapabiliyorsunuz, kışın kar manzaraları, yağmur yağarken ayrı bir şey. Sonbaharda zaten yaprakların renkleri çok güzel oluyor. İlkbaharda deseniz yeşil yeşil. Çok güzel bir yer. Eğer yolunuz Bursa'dan, Kemalpaşa civarlarından geçiyorsanız mutlaka Suyuşlu Şelalesi'ne uğramanızı tavsiye ediyoruz. Şu an şelaleye yaklaştıkça su sıçradığı için buralar daha böyle bir ıslak ıslak. Zaten şu an şelalenin sesini duyuyorsunuzdur. O kadar güzel ki. Bakın harika. Üf, çok güzel. Böyle minik minik şelale gibi yerler de var. Şöyle. Ya mükemmel. Gerçekten. Harika. Şuraya bakın. Böyle yeşilin bütün tonları var. Ağaçlar yosun tutmuş falan.
Instagram'a da bir fotoğraf çekmek gerekiyor. Instagram'da da takip Yani konuşamıyoruz. Bana diyor ki sürekli Feyyaz konuş, şu an ne konuşayım yani. Sadece bence görüntüler bile yetiyor. Ya, o kadar güzel ki, çok güzel yani. Gerçekten başka bir şey demiyorum. İyi ki gelmişiz. Hava yağmurlu vesaire hiç önemli değil. Fotoğraf falan çekiniyoruz şu an burada. Instagram'da da onları paylaşıyor olacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Tabii saç baş biraz ıslandı ama yapacak bir şey yok. Şu arka tarafta falan kayalıklar böyle full yeşillik olmuş. O kadar güzel duruyor ki böyle. Bir de şey böyle, şelale bak düşüyor ya böyle. Buhar gibi hani görüntü oluşturuyor böyle. Yukarı yasılar sıçradığı için. Aynen. Bayağı hoş bir görüntü var orada. Birazdan şelaleye daha yakın yere ineceğiz aşağıya. Bu arada Nil de kanalı için video çekiyor şelaleyi. Onun videosunun linkini de koyacağım aşağıya. Onu da izleyebilirsiniz. Feyyaz'ın kardeşi. Tamam. Başka bir şey var mı söyleyeceğim? Söyleyeceğim bir şey yok şimdi. Kayaları ve şelaleyi göstereyim. Şimdi aşağıya iniyoruz değil mi? Önceden bu aşağıda görmüş olduğunuz yerlerde hep böyle mangal piknik yapılıyormuş. Şu hep görünen yerlerde. Ama artık buralar seyir terası olmuş. İşte sadece çayınızı içebileceğiniz, ondan sonra fotoğraf çekebileceğiniz, gezebileceğiniz yerler olmuş. Daha öncesinde ise buralarda piknik falan yapıyorlarmış ve çok bayağı bir pislenmiş. Tabii şikayet almış ondan sonra. Belediye de böyle bir düzenlemeye gitmiş. Bence çok güzel olmuş. Çünkü insanlar mangal yaptığı yeri, buraları falan mahvetmişlerdir büyük ihtimalle. Şu an çok güzel bir şekilde korunuyor. Eğer mangalınızı vesaire yapmak istiyorsanız üst yol var. Mangalınızı yapabiliyorsunuz. Harika görüntü. Normalde tabii su daha az olur yani yazın buralarda. Fotoğraflarını görüyorum. Millet direkt böyle şelaleye yakın yerlere gidiliyor. Ama şu an yanına yaklaşmak imkansız çünkü çok aşırı bir şekilde su akıyor. Şu an biraz ıslanmış olabiliriz ama hiç önemli değil bu güzel manzara karşısında. Biraz az önce bilgi verdim. Önceden şuralarda piknik yapıldığını falan söyledim. Evet, burası büyük bir dönüşüme girdi. Yani şu an çok daha güzel oldu. Buralara çok böyle insanlar iç taraflarda piknik vesaire yapamadığı için kirlenmiyorlar. Piknik yerini başka bir bölgeye taşıdılar. Güzel olmuş bence. O yüzden şu an her yer farkındaysan tertemiz yani. Hiçbir pislik vesaire yok. Bilmiyorum, çok iyi ki gelmişsin. Evet, güzel oldu. Yağmurlu nasıl olur falan diye düşündük ama çok çok daha güzel oldu. Ay çok güzel. Biraz kamera arada buhar yapıyor soğuk olduğu için ama olsun. Burası gerçekten harika. Tam böyle şelale görünüyor şuradan. Ve ağaçlar yosun tutmuş. Çok güzel bir görüntü var.
O kadar çok şelaleden su geliyor ki bayağı, bakın. Ekranı sürekli peçeteyle siliyoruz ama şelaleden çok fazla su geldiği için ne bir fotoğraf çekinebiliyoruz ne bir şey. Zaten yüzümüz gözümüz su oldu. Şimdi şemsiyelerle korunuyoruz şu an. Birazdan artık yukarı çıkacağız. Elimizden gelince zaten çekmeye çalıştık. Çok güzeldi. Çok keyifli ama böyle bir zorluk yaşıyoruz şu an şelaleden su gelmesin diye. Bir iki fotoğraf çekilip yukarı doğru çıkalım artık. Bak böyle çok gelmiyor. Çünkü. Aynen şu an gelmiyor. Aynen, sadece arkayı çekebiliyoruz. Önü çekemiyoruz. Şurası. Arka tarafta yine her yer çok güzel bakın. Zaten arkamda şelaleyi görüyorsunuz. Daha fazla yaklaşamıyoruz. Zaten ekran böyle oluyor. Çok keyifli. Şimdi artık yavaş yavaş dönüyoruz. Çok güzel. Dönelim. Ay, sıcık oldum ya. Ya nasıl bir YouTube aşkı ya? Vallahi şu an ne zorluklarla çektim. Yani güzel görüntüler yakalamak için ama değmiştir inşallah. O kadar çok su geldi ki bayağı bir şelaleye yaklaştık çekmek için. Zorlu şartlar altında şuralar güzel çıkar. Buralarda bir şey yok. Hayır. Ay, ekran falan çok fena. Neyse. Eğlendim ben ya. Güzel. Instagram için bir iki fotoğraf çektik. Sadece story gibi olur. Çok fena. Artık gidiyoruz burada. Şemsiyelerimiz var bu arada da. Şemsiye bile etki etmiyor. Çünkü önden geliyor ya su. Bu sefer çok kötü oluyor. O yüzden zor. Ekranı sil, ekranı. Biraz. Evet. Ya böyle bir YouTuber gerçekten. Ne diyorsun? Zor şartlar altında. Bence 100 bin abone hak ediyorsun sen. Teşekkür ederim. Gerçekten en güzel görüntü yakalayayım da. Ya şu saçlara biraz bak ya. Hani. Bu saçlar maşalıydı evden çıkarken. Gerçekten bu video en zor şartlarda çektiğim video olabilir mi? Olabilir. Yani daha zorları da olmuştur da. Hani hava koşulu, Uludağ falan da zordu ama. Bu ayrı. Yok bir ya, zor. Uludağ'da hava güzeldi. Uludağ'da elimizde eldiven falan vardı. Burada o tip ekipman da yok. Yani neyse, şimdi çayımız var. Çay içeceğiz. Isınırız. Sıkıntı yok. Özlemişim ben. Böyle şeyleri seviyorum. Şöyle bir gün sonra fotosu çekinelim şu kılıkla da. Şakaydı, şaka. Evet, en az 700 tane foto çekindikten sonra son çıkarken gün sonu fotosu. Evet. Ama bak şu an buraya geldik biraz. Şu an burası iyi. Hani durdu biraz. Şelaleden zaten böyle bir problem oldu. Bakın şu an bir sıkıntı yok ama bir sıkıntı felaket. İnelim hadi, daha çıkıyor. Hadi gidelim. Hadi bay bay. Suuçlu Tabiat Parkı 11 Temmuz 2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan ediliyor. Kaynak değeri 36 metre yükseklikten akan Suuçlu Şelalesi'dir. Bakın burada piknik alanı, şelale, tuvaletlerin olduğunu gösteren tabelalar bulunuyor. Piknik alanına da şuradan gidiyorsunuz. Az önce bahsettiğim olay. Üstte pikniğinizi yapıp buraya gelip daha sonra manzarayı seyredip fotoğraf çekinebiliyorsunuz bizim gibi. Değil mi? Değil. Çok uyarken. Şu an çay servisimiz başladı. Arabada ısınmaya çalışıyoruz. Isındın mı? Isındım, ısındım. Güzel. Sadece saçlarım biraz ıslak ama fena değil yani. İyi. Çayı buraya koydum. Şu üst kısmı. Direkt buhar yaptı. Şöyle. Hala buhar ya. Böyle çayımızı içiyoruz. Yağmur da yağmaya devam ediyor. Çok keyifli bir gün oldu.
oraya doğru giden. Çok güzel. Şuradan da böyle su akıntısı var. Ormanın içinde yürüyüş falan çok keyifli oluyor değil mi? Böyle bir zaman. Evet, şu an yolda durduk. Burası biraz daha sakin, soğuk da değil, daha iç tarafta. Bu arada hala çay içmeye devam ediyoruz. Şu an yağmur yağıyor, buraya geldik. Çayımızı da içmeye devam ediyoruz, çok keyifli. Bahçeli gibi oldu. Kıpırdatma. Sudan geldik. Gördüğünüz gibi kuruduk da. Çok keyifli bir gündü. İyi ki de gitmişiz diyorum ben, değil mi? Böyle hem çay içtik hem keyfini çıkardık hem de kalabalık güzeldi. Olmadığı için çok güzeldi gerçekten. Umarım siz de videoyu severek izlemişsinizdir. Kameranın arkasında hala ıslaklıklar var. Hadi ya. Hala. Kamera sucuk oldu. Gerçekten kamera ekranını o kadar çok sildik ki böyle sürekli. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım görüntüler de güzel çıkmıştır. Instagram'dan da zaten story olarak da paylaşacağım bazılarını. Feyyaz da arka ses. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.